Aynı gün kargo, farklı ödeme seçenekleri, peşin fiyatına 3 taksit, %50'ye varan indirim fırsatı ve sürpriz kampanyalar. Benim hocam, benim başarım. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'nın arayış yıllarıyla, yani duraklama dönemi diğer bir ifadeyle 17. yüzyılla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayın, Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin nedenlerini görmüştük. Bir profil oluşturmuştuk orada. Şimdi o bölümü bitirdik. Şimdi Osmanlı'nın isyanları, 17. yüzyıl isyanları, yani duraklama döneminde çıkan isyanlara sizinle bir bakalım. İsyanların adları ne, sebepleri ne, sonuçları ne, neler ortaya çıkmış, bunları topluca bir görelim sizinle. Hem KPSS adına hem de ÖABET adına önemli bir konu. Ve Osmanlı Devleti'ni 17. yüzyılda perişan etmiş. Yani Osmanlı-İran savaşlarında Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı-İran, Osmanlı-Avusturya savaşlarında Osmanlı Devleti'nin yenilgi almasının en büyük sebeplerinden birisi de Celal isyanları. Yani bu isyanlar gösterilmiş, tamam mı? O yüzden önemli, dikkate değer bir konu. Arkadaşlar, başlığımız 17. yüzyılda Osmanlı Devleti. Şimdi ilk başlığımız merkez isyanları. Arkadaşlar, merkez isyanları derken aklımıza İstanbul, Osmanlı'nın merkezi İstanbul. Merkezde bulunan ordu Kapıkulu, Kapıkulu'nun yaya birimi Yeniçeri. O yüzden merkez isyanları deyince aynı zamanda İstanbul isyanları, Kapıkulu isyanları ve Yeniçeri isyanları da akla gelir, aynı isimdedir. Yani bir isyan dört farklı isimde anılabilir. Topluca biz merkez isyanları ya da Yeniçeri isyanları diyebiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Yeniçerilerin isyan etmelerinin sebebi ne olabilir? Her zaman şu mantık geçerlidir. Eğer bir isyan çıkıyorsa o bölgede merkezi otorite zayıf demektir. Demek ki 17. yüzyılda devletin merkezi otoritesinin zayıflaması isyanlara sebep olmuş. Ki zaten güçlü bir padişah olsaydı, mesela Fatih, Yavuz, Kanuni, ya bu dönemde merkez isyanları yok. Yani göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Çünkü çok güçlü, otoriter bir padişah. Bu nedenle göremiyoruz. Peki o zaman İstanbul'da, Osmanlı'nın başkentinde Yeniçeriler isyan etme cüretini gösterebiliyorlarsa bu merkezi otoritenin zayıfladığını gösterir. Birincisi bu. İkincisi şu arkadaşlar. 3. Murat döneminden itibaren Yeniçeri ocağına alım usulü bozuldu. Önüne gelen Yeniçeri oldu. Yani ona buna esame dağıtıldı. Yeniçeri olabilirsin belgesi dağıtıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Normalde şeyden itibaren, 1. Murat'tan itibaren Yeniçeri ocağına alım usulü başlamıştı. Pençik sistemi, daha sonra 2. Murat'la sistematik hale oturan devşirme sistemi getirildi. Mükemmel bir sistem oluşturulmuştu ve çok kaliteli bir orduydu Osmanlı'nın Yeniçerisi. 3. Murat'la birlikte bu Yeniçeri'ye hiç işi askerlik olmayan ve devşirme olmayan insanlar da girmeye başladı. Bu da Yeniçeri ocağında kaliteyi, keyfiyeti bozdu, kaliteyi bozdu. Ve öyle bir hale geldi ki ocak devlet içinken devlet ocak içindir mantığına dönüştü. Ve bu arada Avrupa'da teknolojik gelişmeler var. Avrupa'da düzenli ordular kuruluyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'da ve onların elinde tüfekler var. Bizim elimizde, Yeniçeri'nin elinde kılıç kalkan var. Doğal olarak Avrupa'da teknolojik gelişmelerin Osmanlı tarafından takip edilememiş sonucu Yeniçeri ocağının tüfek kullanmayı gavur icadı olarak kabul etmesi bozulmaya sebep olan faktörlerden birisi olarak da değerlendirilir. Diğer bir önemli özellik şu, ben bunu geçen dersimizde de anlattım. Yeniçerilerin sayısı 8.000'di. Yeniçerilerin sayısı bir anda 40.000'e, 50.000'e, 70.000'e, 80.000'e, 110.000'e kadar çıktı arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde epey boyutlara ulaştı Yeniçerilerin sayısı. O yüzden bu Yeniçerilerin sayısının artması Yeniçeri'de kaliteyi, demin de söyledik, keyfiyeti bozdu, niteliği bozdu. Doğal olarak da küçük bir aksaklıkta, devlet yönetimindeki küçük bir aksaklıkta Yeniçeriler bunu fırsat bilerek isyan etmeye başladı. Ve şunu da unutmuyorsunuz, ne zamanki Yeniçeriler isyan etme cüretini gösterdi, mutlaka ulema, yani din adamları Yeniçeri'yi hükümdara karşı ya da merkezde otoriteye karşı kendi çıkarları için kullanmaya başladılar. Yani merkez isyanlarında temel faktör şudur, asker ve ulema. Merkez isyanlarını çıkaranlar bunlardır. Asker çıkarıyor, ulema da bunu destekliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Diğer bir sebep, asıl önemli olan sebep, devletin ekonomik bozukluğudur. Maliye açık veriyor. Osmanlı takşişler yaşanıyor, hatırlayın. Devalüasyon yaşanıyor. Osmanlı akçesinin parası, Osmanlı parasının akçesinin değeri düşüyor. Zuyuf akçe ortaya çıkıyor. Zayıf akçe ortaya çıkıyor.
alım gücü düşük. O zaman sen Yeniçeri'ye ulufi ve cülüsünü ayarı düşük akçelerle, yani zuyuf akçe ile, tahşişe uğramış akçe ile, kızıl akçe de diyebiliriz biz buna. Niye kızıl dedik? Akçe, gümüş, renk. Siz ona bakır karıştırırsınız, ayarını değiştirirsiniz ve kızıl olur bu sefer akçe. Kızıl akçe ile öderseniz Yeniçeriler buna isyan ederler. Ya da şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Yeniçeri'nin ulufi ve cülüsünün zamanında ödenmemesi bu ekonomik mali sorunlardan dolayı, bu da Yeniçeri'nin isyanına sebep olmuştur. O zaman Yeniçeri isyanlarının sebebi merkezi otoritenin bozulması, Yeniçeri askerlerinin teknik silahları kullanmama gibi bir cüret içerisine girmeleri, devletin ekonomik sorunlar yaşamasından dolayı Yeniçeri'ye maaşını zamanında ödeyememesi, ulufesini zamanında ödeyememesi ya da ulufe ve cülüslerini ayarı düşük zuyuf akçelerle ödemeye başlaması, tahşişlerin yaşanması, bunlar Yeniçeri isyanlarına sebep olmuştur diyebiliriz. Arkadaşlar, Yeniçeri isyanları, belli başlı Yeniçeri isyanları vardır. Biz bunları teker teker şöyle parça parça çok kısa kısa görelim. Bizim ilk Yeniçeri isyanımız ne dedik? İşte 1446 yılında Buçuktepe, Fatih'in de 2. Murat geçti. İki kere inip geçmişlerdi, hatırlayın bunu. 2. Murat için söylüyorum. Bunu geçiyoruz. Bu çok kayda değer bir olay değil. Yani bu bölüm adına kayda değer bir olay değil. Elbette ki önemli bir olay ama bu bölüm adına kayda değer bir olay değil. O zaman duraklama döneminde isyanlar deyince aklımıza neler gelecek? Ya da Yeniçeri dönemi, Yeniçerilerin çıkardığı isyanlar deyince aklımıza neler gelecek? Ben 2. Mahmud'a kadar olayı getireyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi 3. Murat döneminde Yeniçeriler isyan ettiler. Aslında ilk aklı başında Yeniçeri isyanı 3. Murat dönemidir. İsyan ettiler, dönemin defterdarını katlettiler. O zaman 3. Murat döneminde Yeniçeri isyanı ilk defa Yeniçeri bozulmuşluğu ile çıkan isyan budur arkadaşlar. Yeniçeriler isyan etti, dönemin defterdarını katlettiler. Birincisi bu. Hatta ilk tahşişlerde hatırlayın 3. Murat döneminde yaşanmıştır dedik. Arkadaşlar 2. Osman. Şimdi burada en kayda değerli 2. Osman'dır. 2. Osman, Osmanlı Devleti'nde ıslahatları başlatan adamdır. İlk defa ıslahatlar bizde 2. Osman'la başlar. Bilgi budur. 2. Osman neden böyle denilir? Yani niye ıslahatları başlatan adam? Çünkü 2. Osman çok kaliteli, çok nitelikli bir padişah fakat yalnız bir padişah. Kafası çok iyi çalışan fakat ekibi olmayan bir padişah. Yeniçerilerle ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle 621-622 Hotin seferinde Yeniçerilerin o düzensizliği yüzünden ilk defa Yeniçeri ocağını kaldırma girişiminde bulunan, bunun için planlar yapan, buna cüret eden paşa 2. Osman'dır. İşte 2. Osman'ın Yeniçeri ocağını kaldırma girişiminde bulunması 2. Osman'ın hayatına mal oluyor. Ve Yeniçeriler 1622'de 2. Osman'ı çok kötü bir şekilde, feci bir şekilde arkadaşlar katlediyorlar. Yeniçeri isyanları sonucu tahttan indirilen ve öldürülen İlk Osmanlı padişahı 2. Osman kabul edilir. Hotin seferi dönüşünde, Hotin seferinden geldikten sonra. Tamamdır arkadaşlar. Bunu ıslahatlarda tekrar biz gündeme getireceğiz. 2. Osman'ı unutmuyoruz. Arkadaşlar 4. Murat döneminde sadrazamın öldürülmesi olayı var. Yeniçeriler isyan ediyor. Sarayı basıyor. Ayak divanı toplanıyor. Tabii 4. Murat bunlara kafa tutuyor. Bunları dağıtıyor. Yeniçerilerin disiplini altına alıyor ama bu dönemde de isyan var ve sadrazam bu dönemde şehit ediliyor arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde Yeniçeriler birkaç kere isyan ettiler. 4. Mehmet döneminde bir isyan yok. Birkaç kere isyan var. Birincisi şudur. 1656 yılında Çınar olayı var. Yeniçeriler yine aynı gerekçelerle arkadaşlar. Yani işte merkezi otoritenin bozulması, ulufenin zamanda dağıtılmaması, cülüsün ayarı düşük akçelerle verilmesi gibi gibi sebeplerden dolayı 1656 yılında sarayı basıyorlar. Ve Hatice Turhan Sultan'dan, yani 4. Mehmet'in annesinden saraydan 30 tane devlet adamının kellesini istiyorlar. Hatice Turhan Sultan da buna dayanamıyor. Yani baskıya dayanamıyor ve 30 tane devlet adamının kellesini Yeniçerilere veriyor. Ve Yeniçeriler at meydanı diye geçer. At meydanındaki çınar ağacına 30 tane devlet adamının kellesini asıyor. Çınar ağacına asıldığı için bu olay tarihe Çınar olayı diye geçer. Çınar ağacında bir sabah İstanbul'da kalktığında çınar ağacında 30 tane adamın sallandığını görünce vak vakiye diyor. Arkadaşlar vakvakiye meyvesi insan olan ağaç demektir ve tarihe de vakay vakvakiye olarak geçiyor. Yani meyvesi insan olan ağaç olayı olarak geçiyor.
bu olayın çok ciddi bir katliam olduğunu, Yeniçeriler tarafından çıkarıldığını ve 4. Mehmet döneminde olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Ve 4. Mehmet avcı lakaplıdır. Hep Yeniçeriler savaşa gidiyor, Tımarlı savaşa gidiyor. Bizim 4. Mehmet ava gidiyor Edirne'ye. Bu da onun başını yakıyor tabii ki. Yeniçeriler isyan ederek 4. Mehmet'i de tahttan indirecekler. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman Çınar olayının ne olduğunu gördük. 2. Mustafa'ya bakalım şimdi. Arkadaşlar 2. Mustafa neydi bilgi olarak hatırlayın. Ordunun başında sefere çıkan son padişahtı. Zenta seferine çıkmıştı 1698'de. Karlofça bu dönemde imzalandı ve 2. Mustafa gitti Edirne'ye çekildi. Edirne'deki sarayda biliyorsunuz Osmanlı 2. başkenti Edirne. Edirne'deki sarayda yaşamaya başladı. Bu olay İstanbul'da çok tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu ve Yeniçeriler Edirne'yi bastı. 1703'te 2. Mustafa Edirne olayı ile tahttan indirildi. O zaman tahttan indirilen diğer bir padişah 2. Mustafa oldu Edirne olayıyla. Yerine de 3. Ahmet geçti. Gelen gideni aratır arkadaşlar. 3. Ahmet Lale Devri'ni başlattı ve 1730'da Yeniçeriler ulemanın tepkisiyle 3. Ahmet'e karşı isyan girişiminde bulundu. 1730 patronu Halil isyanıyla, hatırlayın bunu. İleride zaten göreceğiz. O yüzden tahta kullanmıyorum burada. Patronu Halil isyanıyla 3. Ahmet tahttan indirildi. Yerine 1. Mahmut getirildi. Osmanlı'da Avrupa'yı tarzda ilk askeri alanda ilk ıslahatları başlatacak olan 1. Mahmut tahta geçti. Arkadaşlar 3. Selim Osmanlı'da radikal anlamda ıslahatları başlatan padişah oldu. İlk ıslahatları 2. Osman başlattı ama radikal anlamda ıslahatlar 3. Selim'le başladı. 3. Selim o yüzden 3. Selim'in yapmış olduğu ıslahatlara yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid denildi. Nizam-ı Cedid yeniliklerini özellikle Nizam-ı Cedid adında bir Avrupa'yı tarzı ordunun kurulmasına Yeniçeriler tepki gösterdi ve Yeniçeriler 1807 Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim tahttan indirdiler ve 3. zindan attılar. 3. Selim bir yıl sonra da katledildi, öldürüldü. O zaman öldürülen padişahlar kimler oldu tahttan indirilerek? 2. Osman ve 3. Selim tahttan indirilerek öldürülen padişahlar oldu ama 3. Selim'in ölümü 2. Osman gibi değil. Anında öldürülmedi, zindan atıldı, bir müddet sonra öldürüldü. Arkadaşlar 2. Mahmud'a gelince 2. Mahmud döneminde şey vardır. Bu Sekban-ı Cedid'in kurulması vardır. Sekban-ı Cedid'i kuran Alemdar Mustafa Paşa'dır. 1808 yılında. Bu Yeniçerilerin işine gelmez. Yeniçeriler isyan eder 2. Mahmud'a karşı. Alemdar Mustafa bu isyanda öldürülür. Alemdar olayı diye geçer zaten Yeniçerilerin bu isyanı. Ve Yeniçerilerin bu halinden çok rahatsız olan 2. Mahmud çok akıllıca ilmek ilmek hareket ederek 1826'da bunu dilerde anlatacağız size. Vakayı Hayriye, hayırlı olay dediğimiz olayla Yeniçeri Ocağı'nı tarihe gömer, kaldırır. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye'yi kurar. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Osmanlı'da ciddi anlamda ıslahatlar yapılmaya başlanır ki o yüzden en çok ıslahat yapan padişah da 2. Mahmud olur. Sebebi Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp ıslahatları engelleyen bir gücü yok ettiği içindir. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Yeniçeri isyanları deyince bunlar aklımıza gelecek. Peki bu isyanların sonucu nedir? Net arkadaşlar. Yani sonucunda ne diyeyim ben size şimdi? Bir sürü sonucu var. İşte aslında sebebini anlatarak tersine çevirmekle sonucunu ortaya çıkarırız. Ama ne deriz? Bu isyanlar sonucunda merkezi otorite doğrudan bozulmuştur. Çok sık padişah değişikliğine sebep olmuştur yani, değil mi? Maliyenin bozulmasına sebep olur. Merkezi otoritenin bozulmasına sebep olur. Savaş kaybetmemize sebep olur. Padişahların saraydan dışarı çıkmamasına sebep olur. Yeniçeri ağalarının devlet yönetiminde etkili olmasına sebep olur. O zaman Yeniçeri isyanlarının sebepleri ne zaman çıktı ve sonuçları nedir? Onu burada sıralamış olduk. Arkadaşlar şimdi geliyoruz hemen ikinci başla. Celal isyanları ya da Celal isyanları Anadolu isyanları olarak da geçer. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal adında birisi isyan ediyor. O tarihten sonra Anadolu'da çıkan her isyanı Osmanlı Celali demeye başlıyor. Tamam, Celal ismi Bozoklu Celal'den gelen isimdir. Şimdi neden bu isyanlar çıkıyor? Celal isyanlarının sebebi ne? Celal isyanları arkadaşlar şöyle diyebiliriz aslında. Yeniçeri isyanları ekonomik, Celal isyanları hem ekonomik hem sosyolojik, tamam mı?
Yani Celal isyanları biraz daha böyle kitlesel isyanlar. Asker isyanları değil, daha çok halkın isyanı. Tabii başıboş askerler de buna destek vermiş. Anlaştık mı? Şimdi niye isyan çıkıyor bu dönemde? Celaliler neden isyan ediyor? Buna teker teker bir bakalım arkadaşlar. Ben burada kavramları yazdım. Birincisi uzun süren savaşlar. Bizim duraklama döneminde, yani 17. yüzyılda Avusturya'yla çok uzun savaşlarımız olacak. 1578, 1593, 1595, 1606 yıllar arasında ciddi anlamda savaşlarımız olacak. İşte bu uzun süren savaşlar halkı bezdirecek. Şimdi Kanuni gidiyor 2 saat. Yavuz gidiyor 3 gün. Yani ama şimdi 3. Mehmet gidiyor ya da 3. Murat gönderiyor. Ya 10 yıl ya. Doğal olarak halk canından beziyor. Ve bundan dolayı da halk isyan ediyor. O zaman isyanların birinci sebebi uzun süren savaşlar arkadaşlar. Peki tımarda sipahi bir düşünün bakalım. Tımarda sipahi savaş zamanı savaşa gidiyor. Savaş olmadığı zaman toprakta çalışıyor. Peki tımarda sipahi 10 yıl boyunca savaşta kalırsa, 10 yıl savaşa giderse topraklar boş kalır. Tımar sistemi bozulur. Bu Celal isyanı neden olur. O zaman uzun süren savaşlar Celal isyanına neden olmuştur diyoruz. İki, devletin ekonomik sorunlar yaşaması yüzünden vergilerin artması. Biliyorsunuz toplumun en fakir kesimlerinden birisi de çiftçilerdir. Toprakla geçinen insanlar fakirdir arkadaşlar. Feodaller fakirdir. Beyleri zengindir sadece. Şimdi siz bu feodal beylerin ya da işte halkın, köylünün vergi oranını artırırsanız bu halk isyan eder. Zaten ödemekte çok zorlanan halk daha da zorlanacaktır ve isyan edecektir. Ayrıca merkezi otoritenin bozulması ne demek bu? Arkadaşlar merkezi otorite bozulunca Anadolu'da uygulamalar da bozulur. Neden? Çünkü ya şöyle düşünün, Ankara'daki otorite bozulursa ya da İstanbul'daki otorite bozulursa Tokat'taki bir vali, bir sancakbeyi, bir muhtar, bir kaymakam halkı ezer. Rüşvet ve iltimaslar başlar, adam kayırmalar başlar. O yüzden merkezi otoritenin bozulması sadece Yeniçeri isyanlarına sebep olmaz, Celal isyanlarına da sebep olur. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman merkezi otoritenin bozulması, rüşvet ve iltimasların artması bunlar önemli şeyler. Merkezi otoritenin bozulması doğrudan isyan sebebidir zaten. Birileri mutlaka bir şeyleri gözlüyordur böyle. Bozulsun da hadi merkezi otorite bozulsun da isyan edelim tavrı. Bizim bu topraklarımızda çok fazladır arkadaşlar. Şimdi takşişlerin yaşanması. Ne demek takşiş? Enflasyon. Halkın alım gücü düşüyor. Sadece Yeniçeri için değerlendirmeyin bunu. Celal için de değerlendirebilirsiniz. Takşişlerin, enflasyon ve devalüasyonların yaşanması. Türk parasının ya da Osmanlı nakçesinin alım gücünün düşmesi. Yani halkın alım gücünün düşmesi isyanlara sebep oluyor. Ve Osmanlı ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Belli tımarlı feodal beyler seçiyor ve tımarları onlara satmaya başlıyor. Tımarı alan adam yani ne sahibi arz, toprak sahibi halkı ezmeye başlıyor. O halk da isyan ediyor tabii ki. Yani o zaman otoritenin bozulması isyanların sebebine, takşişler isyanların sebebine, Avusturya savaşları, İran savaşları isyanların sebebine neden oluyor ya da isyanlara neden oluyor. Levent, bakın Levent nedir? Arkadaşlar Levent dediğimiz Anadolu'da işsizlerdir. Anadolu'daki işsizlere Osmanlı Levent demiştir. Levent hem donanmadaki askerlere verilen isimdir hem de çeşitli sebeplerden dolayı merkezi otorite tarafından işten atılan insanlar Anadolu'ya geliyorlar. Ya da Anadolu'da herhangi bir işte devlet kademesinde çalışan insanlar işten atılıyorlar, şehre geliyorlar ya da köylere gidiyorlar. Osmanlı bunlara topluca Levent demiş. Leventlerin faaliyetleri, Leventlerin halkı kışırtması, onların zorbalık yapması, onların eşkıyalık yapması halkın isyanına sebep oluyor. Levent'i de unutmuyoruz. Suhde, suhde dediğimiz arkadaşlar medrese öğrencilerine softa isimleri verilir. Suffe, suhte, soffa isimleri verilir. Şimdi her taraf medrese, her yerde medrese var. Bugün olduğu gibi işte bak her tarafta üniversite var, işsiz kaldınız. Orada da her tarafta medreseler olunca oradaki mezunlar artık iş bulamamaya başlıyor. Ve bunlar Anadolu'ya geçip köy köy dolaşıp halka din anlatarak para toplamaya ve geçimlerini sağlamaya başlıyorlar. Şimdi medrese öğrenciler işsiz kalıp Anadolu'ya gidince Anadolu halkıyla birlikte hareket etmeye başlıyor. Ve bunlar halkı kışkırtıyor. O yüzden Celal isyanları aynı zamanda suffe hareketlenmeleridir de. Yani
Celali isyanlarının yanında mutlaka Suffe'yi, yani Softa'yı, medrese öğrencilerinin tutumunu unutmamak gerekiyor. İşsiz kalan medrese öğrencileri Anadolu'da Celali isyanlarına destek vermiştir. O zaman işsiz kalan devlet memurları, işsiz kalan askerler yani Leventler, işsiz kalan medrese öğrencileri yani Suhteler, Celal isyanlarının yanında yer almışlardır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Sekban dediğimiz olay da şudur arkadaşlar. Mesela Avrupa'da teknolojik gelişmeler yaşandı. Avrupa'da silah teknolojisi gelişti. Avrupa ordusu artık düzenli ve tüfeği var elinde. Bizim salak, tımarlı sipahiler ve yeniçeriler tüfek kullanmıyor. Biz tüfek kullanmayı bilmiyoruz da. Bir de bu gavur icadıdır zaten diyor. Bunun üzerine devlet tüfek kullanmasını öğrenen ücretli asker alıyor. Biz bu tüfek kullanmasını öğrenen ücretli askerlere, bakın bu 17. yüzyılda çıkıyor. Sekban diyoruz, tamam mı? Ücretli askerdir sekbanlar. Ne demek ücretli asker? Savaş zamanı savaşa gider, savaş olmadığı zaman boş kalır. Anlaştık mı? Olay budur. Bu sekbanlar boş kaldıkları dönemlerde halkı vıdıklıyor. Hadi isyan, hadi isyan, hadi bir baş kaldıralım filan. Dolayısıyla o sekbanların, Leventlerin, Suftelerin faaliyetleri Celal isyanlar sebep olmuş. Ama en önemli sebebi, her zaman en önemli sebebi o sistemin bozulmasıdır. Nedir? Tımar sistemi. Vergi düzeninin bozulmasıdır. Tamam mı? Ekonominin bozulmasıdır. İsyanlar çıkıyor. Arkadaşlar, isyanlarla ilgili iki kavram daha vereceğim size. Bunlardan bir tanesi, şu unutmayın, önemli kavramlardı bunlar. Bunlardan bir tanesi Celali Fetret'e. Celali Fetret'i dediğimiz olay 1595-1596, 3. Mehmet dönemini hatırlayın. 1595 ile 1610 yılları arasında, yani şu tarihler arasında geçen dilime biz Celali Fetret'i diyoruz. Celali Fetret'i, yani Celalilerin isyan ettiği dönem. Ciddi anlamda isyanlar var bu dönemde, tamam mı? Celali Fetret'i. Merkez otorite bozulmuş. Kim var bu dönemde? Bakın 3. Mehmet var, 1. Ahmet var. Mahvolmuşlar. İşte 1. Ahmet'in o vezir-i azamı var. Kuyucu Murat. Kuyucu Murat bu aslında Celali Fetret'ini, büyük kaçkunları bitiren adam. Ama nasıl? Zorbayla. Çözüm yok. Kuyuya atmış yani. O yüzden Kuyucu Murat. Arkadaşlar, ikincisi büyük kaçkun. Diğeri biri Fadili Büyük. Büyük Firar ne demektir bu? Celal isyanları sonucu halk toprağı terk ediyor. Kaçıyor yani. Köyünden kaçıyor adam. Niye? Çünkü Celaliler köyü basıyor, yağmalıyor. Celal isyanı, şöyle düşünmeyin. Celal isyanı halkın böyle durduğu yerde zıplaması, isyan etmesi değil. Celal isyanları halkın toprağı terk ettiği olaylar. Toprağın sahibi kim? Devlet. O yüzden Celal isyanları yağmacılığa sebep oluyor, eşkıyalığa sebep oluyor, büyük kaçkunlara, firarlara sebep oluyor. Şimdi burada bir kavram söylemek istiyorum size. O zaman Celal isyanları sonucunda büyük kaçkunlar yaşandıysa, yani köyden kente, köyden dağa geçişler yaşandıysa, göçler yaşandıysa, bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Biz buna yatay hareketlilik diyoruz. Nedir yatay hareketlilik? Mekan değiştirir. Mekan değiştirmek. Yatay ve dikey hareketlilik vardır. Yatay şehir değiştirir. Dikey statü değiştirir. Bir örnek. Hakkari'li bir çoban İstanbul'a giderse, İstanbul dedim mi bitti, tamam, yatay hareketlilik. İstanbul'a giderse, fabrika kurarsa fark etmez. Hakkari'deyken İstanbul'a gitmiş oldu. Fakat asıl mantık şu, daha akademik bir dil kullanayım. Birisi reayayken reaya olursa, zengin reayayken fakir reaya olursa, fakir reayayken zengin reaya olursa, yani Hakkari'de reayayken İstanbul'a gitti, fabrika kurdu, zengin reaya oldu. Değişmedi. Reayayken yine reaya oldu. Bu yatay hareketlilik. Eğer birisi Hakkari'li bir çoban, medreseyi okur, kadı olursa, o zaman reayayken beraya olur. Yani yönetilenken yönetin olur. Buna da dikey hareketlilik denir. Dikey hareketlilik reayayken beraya olmaktır. Yatay hareketlilik zengin reayayken fakir reaya, fakir reayayken zengin reaya, Hakkari'de reayayken Erzurum'da reaya, Erzurum'da reayayken İstanbul'da reaya olmaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Buna yatay hareketlilik diyoruz. O yüzden Celal isyanları bizim ülkemizde çok fazla yatay hareketliliğe, yani büyük kaçkunlara, büyük firarlara neden olmuştur diyoruz. İşte Osmanlı, üçüncü kavram da burada geliyor. Osmanlı ya edememiş, yani ne yapacağını bilememiş Osmanlı. Lan nasıl bastıracağım bunu? Asker tımarlı da isyan etmiş yani. Osmanlı nasıl bastıracağını bilememiş. O şey var ya arkadaşlar, Kalenderoğlu, o Deli Hasan, Tahvil Ahmet ya, mahvetmiş Osmanlı'yı, mahvetmiş. Osmanlı ordusu yenememiş bunların ordusunu. Ve Osmanlı edememiş, il eri oluşturmak zorunda kalmış. Yani köylere, kasabalara gitmiş, oradaki gençlerden özel teşkilatlar kurmuş. Şey gibi,
2. Abdülhamit'in Hamidiye alayları gibi Ermenilere karşı. İşte 2. Osmanlı Devleti de 17. yüzyılda bu Celali sınırına karşı İl Eri dediğimiz teşkilatı oluşturmuş. Anlaştık mı? Şimdi bazı şeyler var. Ne derler? Celali elebaşları var. Onların isimlerini unutmayın arkadaşlar. Kara Yazıcı, Deli Hasan, Osman canlı okuyanlardan birisidir. Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, bu da canlı okuyanlardan birisidir. Ve Tavil Ahmet. Arkadaşlar bunlar bilinen belli başlı güçlü Celali elebaşlarıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Osmanlı çözümü nerede bulmuş biliyor musun? Ya işte bu da çok enteresan bir şey yani. Niye böyleyiz bilmiyorum. İşte Tavil Ahmet isyan ediyor, Kalenderoğlu isyan ediyor ya da Kara Yazıcı isyan ediyor. Devlet bu isyanı bastıramıyor, tutuyor, atıyorum bunlardan birisine bir yerin valiliğini veriyor. Diyor ki sen Şam'a vali ol diyor, sen Erzurum'a vali ol diyor, sen Edirne'ye vali ol diyor. Attım kafadan, tamam mı? Yani o zaman Osmanlı bu isyanları bastıramayınca bunlara paye vermek, işte nişan vermek zorunda kalıyor. Bu da bunları daha çok şımartıyor. Bunlar fırsat bulduğunda isyan ediyor. Fırsat bulduğunda isyan ediyor. Bu isyanlar 2 asır sürmüş arkadaşlar. Bizde Yeniçeri ve Celal isyanları 2 asır devam etmiştir. Yani hem 17. yüzyılda hem de 18. yüzyılda vardır. Sonuçlarına bakarsak. Ne deriz arkadaşlar? Bakın tımar sistemi bozuldu. Doğru mu? Anadolu'da dirilik düzen kalmadı. Tımar sistemi bozuldu. Üretim düştü. Devletin hazinesi zayıfladı. Ciddi anlamda zayıflar. Şimdi hazinesi zayıfladı derken şöyle diyor. Hocam tımardan gelir ben. Böyle düşünmeyin, tamam mı? Tımar sistemi bozulursa o zaman tımarın masrafını karşıladığı alanların masrafını hazine karşılamak zorunda kalır. Hazine bozulur. Osmanlı'nın gelir gideri düşer. Dengeler alt üst olur. Tamam mı? Savaşlar uzamaya başlar. Osmanlı İran-Avusturya savaşlarını kaybeder. Arkadaşlar köyden kente göçler olur. Eşkıyalık başlar. Can, mal, namus güvenliği kalmaz. Celal isyanları deyince de aklımıza bunlar gelecek ama en önemli sebebi tımar sisteminin bozulması. Bu arada tımarın bozulmasına neden olan sebeplerden birisi Celal isyanlarıdır. Celal isyanlarının sebeplerinden birisi de tımarın bozulmasıdır. Anlaştık mı? Sebep sonuç ilişkisi burada biraz karışık. Dikkat edin buna. Geliyorum üçüncüye, eyalet isyanları. Arkadaşlar eyalet isyanları merkeze uzak yerlerdeki valilerin çıkardığı isyanlardır. Yani bu ülkede Celaliler isyan ediyorsa, bu ülkede Yeniçeriler isyan ediyorsa, yani hem Taşran'da, Anadolu'da hem de merkezinde İstanbul'da isyanlar çıkıyor, sen hapı yutmuşsun demektir padişah olarak. Bu sefer ne olur? Uzak bölgelere atadığın valiler kendilerine ait bağımsız bir devlet kurmak amacıyla ya da kendi hegemonyalarını gerçekleştirmek amacıyla isyan çıkarırlar. Bu isyanlar nerede çıkmış? Merkeze uzak eyaletlerde çıkmış. Zaten merkeze yakın eyalette olsa anında boğar padişah onu. Merkeze uzak olduğu için yani bu isyanların çıkması çok doğal. Otorite zayıflamış ve kontrol edemiyorsun. Nerelerde çıkmış ona bakalım arkadaşlar. Eflak, Boğdan yani Romanya, bugünkü Erdel, Halep, Suriye toprakları, Yemen, Güney Arabistan, Bağdat biliyoruz zaten, Irak, Kırım, Karadeniz'in kuzeyi. Buralarda çıkmış. Lübnan valisi Fahrettin Paşa, ismini verebileceğimiz. Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa, Sivas valisi Vardar Ali Paşa isyan eden belli başlı eyalet valileri olmuş. Bunlar neresi? Bizim eyaletlerimiz arkadaşlar. İsyan etmişler. Devlet bu isyanları bastırmakta çok da zorlanmamış. Aynı Yeniçeri ve Celali gibi değil bunlar. Devlet ya bu isyanları bastırmış, sadrazamını göndermiş. Bunlar toplumsal destekli değil. Bireysel isyanlar, şahsi ihtiras. Sadrazamını göndermiş, kellesini getirtirmiş ya da onlara payeler vermişler. Sonuçta bunları bir şekilde ikna etmişler. O zaman 17. yüzyıl isyanları deyince aklımıza bunlar gelecek. Fakat bu isyanlarda her sebep ararsanız, her sebep vardır. Yani milyon tane sebep vardır ama 2 sebep yoktur arkadaşlar bunlarda. Ya da 2 düşünce yoktur bunlarda. Birincisi şu, bu isyanların hiçbirisinde milliyetçilik akımının izlerini göremezsiniz. Çünkü milliyetçilik akımı Osmanlı'ya 19. yüzyılda etki edecek. 1804 Sırp isyanıyla. Zaten milliyetçiliği ortaya çıkaran şey Fransız ihtilali 1789. Bunun dünyaya yayılması Napolyon Savaşları. Yani Napolyon Savaşları 1791'de başlar komutan olarak. Sonra 1804'te ciddi anlamda hükümdar olarak başlar. 1815'e kadar devam eder. Tamam mı? Yani Avrupa'ya yayılması zaten 19. yüzyıl. Bu dönemlerde milliyetçiliğin etkisinde olma ihtimali yok. İkincisi ise bu isyanların hiçbirisi Osmanlı egemenliğine,
Osmanlı rejimine, Osmanoğullarının düzenine karşı değildir, uygulamaya karşıdır. Zaten bizde rejim karşıtı ilk isyanda 1931 Mart isyanı geçer. O zaman biz 17 ve 18. yüzyıl isyanlarında milliyetçilik akımının etkisini ve rejim değiştirme düşüncesini göremiyoruz. Ama onun dışında milyon tane sebep görebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tahtayımızı bir temizleyelim, ondan sonra bu dönemin siyasi olaylarına geçelim sizinle.